Hadi. Yani mutlu son olacak hali yok onların. 2022'nin ilk yasak aşkı. Yasak elma. Yasak elma. Yani yasak aşk yenildi mi, elma yenildi mi bakacağız. Kimden bahsediyoruz? Deha ile Gülşah Saraçoğlu. Deha ile ünlü ettiniz ya, yani tebrik ediyorum. Deha Gülşah'dan daha eski ama. Hayır yani ünlü ettiniz yani. Kimleri bizim Berkay. Ünlü et... Biz bizim şurada Berkay kimleri gibi. Ünlü ettik Berkay sen? 10 bin liraya işe giderken... Yani kadınla basıldı diye 100 bin liraya işe gitmeye başladı. Siz de bir garipsiniz yani. Siz de bir garipsiniz. Yani utanılacak olay yapıldığı için 10 bin liraya giden adamı 100 bin liraya ekstraya gider yaptınız ya da 80 bin liraya. Burası Türkiye. Ya şaka gibisiniz. Çok ilginç. Şaka ikiyüzlüsünüz siz iki. Bazılarınız için söylüyorum tabii, herkes için değil. Yani çok inanılacak ki çok bebek zor. Odasında basılıp, el ele Londralarda basılıp, orada basılıp, burada basılıp adam 10 bin liraya dozar zor işe giderken böyle basıldığı için 80 bin liraya, 100 bin liraya bilmem ne arabalara biniyor. E şimdi bu da böyle olacak. Türkiye burası, hayat böyle mi olacak? Çok bence evli adamlarla basılıp ondan sonra yani bu iş dehaya mı yarayacak? Yani burası Türkiye. %100. Maalesef. Peki ama şimdi o geceden bahsediyorduk ya, işte o geceyle ilgili görüntüler sadece söylemezsem olmaz da, buyurun. Açıklamalarıyla Demet Akalın'ın doğruladı. Ya çok çok üzüldüm çünkü iki tarafı da uyarmıştım ben daha önce geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyardım hani. Uzak dur. Yani uzak dur demeyeyim de hani uyardım. Fatih Hüreyin otokontrol sorunu var diyerek ima etti. Modacı Gülşah Saraçoğlu ve evli 3 çocuk babası şarkıcı Deha Bilimler arasındaki yeni yılda gündeme bomba gibi düşen yasak aşk iddiasının yankıları devam ediyor. Yasak aşkın belgesi olduğu iddia edilen gerek Gülşah Saraçoğlu gerekse Deha tarafından yalanlanan ikilinin samimi görüntülerine söylemezsem olmaz ulaştı. Dedi ki madem üstünde bir soy versen, madem üstünde bir... İlk kez yayınlanacak görüntülerde yasak aşk iddialarının perde arkası aralandı. Düştü. Dedi ki madem düştü. Gelin çok konuşulacak ve sadece söylemezsem olmazdı olan görüntülere geçmeden önce o şok eden iddiaları kısaca hatırlayalım. Yılbaşı arifesinde ortaya atan iddiaya göre Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisi Gökhan Göz'le birlikte bile defalarca sahnesini izlemeye gittiği, eşi Aslı Hanım'la boy boy fotoğraflar çekildiği şarkıcı Deha Bilimler'le birlikteydi. Gülşah ve Deha'nın ilişkilerini gizli bir şekilde uzun süredir devam ettirdiği, hatta ikilinin samimi görüntülerinin bir gazeteci tarafından çekildiği iddia edildi. Şok eden iddiaların ardından Gülşah Saraçoğlu, böyle bir durumu izah etmenin üzüntüsü içerisindeyim. O kadar fuzuli, yanlış ve yalan bir durum ki, Deha yıllardır hayatımızda ve çok kıymetli bir ailesi olan bir arkadaşım. Kim bunu neden ortaya attı? Sahneye çıktım, hatta o sırada yere düştüm. Güldük buna, bir görüntü olduğu söyleniyor. Allah aşkına bana da yollasınlar. Diyerek iddiaları net bir şekilde yalanladı. Saraçoğlu'nun ardından söylemezsem olmaz'a konuşan, bu taraklarda bir isim yok diyen Deha Bilimler de yasak aşk iddialarını reddetti. Gerçekten de Gülşah benim sahnemi çok seviyor ve izlemeye geliyor. Bu iki sene önce de geliyordu, şimdi de geliyor. Onun da evi de yakın olduğu için iki hafta üst üste geldi bana. Ve bir gece sahnemde, bu haber çıkmadan önceki gece sahnemde düştü hatta. Yani ayaktayken, dans ederken sahnemin üstüne düştü, yuvarlandı. Öyle bir gece geçirdik, güldük, eğlendik ve ön masamda olduğu için de mikrofon uzattım. İşte herkes etraftaki insanlar tanıdığı için şarkı söyledi bize beraber falan. Böyle bir eğlenceli bir gece yaşadık ve ondan sonra herkes yoluna ayrıldı. Yani bu haber nereden, nasıl çıktığını şok içinde, ben şok içinde kaldım. İkilinin açıklamalarında bahsettiği yasak aşkın delili olduğu iddia edilen, herkesin merak ettiği o görüntülerde ne vardı? Çok da ortada bir yer. Herkes geliyor. Sanatçılar da geliyor izlemeye. Oyuncular da gelebiliyor. Sahnede herkesin gözü önünde yaşanan o anlarda ne olabilirdi? İşte o akşam belki de orada bana gelen gazeteci o hareketleri görüp kafasında bir şey mi yorumladı? İşte iddiaların üzerindeki sır perdesini kaldıracak, doğruyu yanlışı ayıracak o görüntüler. İlk görüntüde ikilinin açıklamalarında iddia ettiği gibi Gülşah Saraçoğlu'nun sahneye çıkarken düştüğü ve Deha Bilimler'in Saraçoğlu'na yardım ederek sahneye çıkardığı görülüyor. Deha.
Gel. Otur. Bir dakika. Soy ver. Dedi ki madem düştün dedi. Soy ver. Madem düştün dedi. Düştü. Dedi ki madem düştün. Biz senle dedi. Otur abi sen. Sen de otur. Görüntülerin devamında sahneye oturan Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimler birlikte şarkı söylüyor. Gülşah Saraçoğlu şarkıya eşlik ediyor. Masada oturan arkadaşıyla işaretleşiyor. Sahnede oldukça coşkulu bir atmosferde söylenen şarkının ardından video sona eriyor. İkilinin görüntüleri ve açıklamaları teyit ederken Yasak Aşk iddiası nasıl ve kimin tarafından ortaya atıldı? Demet Akalın iddiaları neden doğruladı gibi sorular hala kafaları karıştırmaya devam ediyor. Bu görüntü zaten bizde vardı ama dün Deha'nın da açıklamasıyla beraber sahneye çıkartırken düştü. Söyleminden sonra tabii ki söylemezsem olmaz yine yayınladı. Tarafların kendi iddiasını da doğruladı. Buradaki iddia bir de bize gelen duyum muhtemelen şeydi değil mi? Bir ortak arkadaşların evinde buluşma olayı. %100 yalanlıyorlar. %100 benim mi? De ilk duyduğum çünkü oydu. Çünkü benim de duyduğum öyleydi. Ama %100 yalanlıyorlar. Şöyle yalanlıyorlar derken Gülşah Saraçoğlu. Yani yalanlayacaklar doğal olarak. Ya, ama şimdi bir şey söyleyeyim. Hadi onlar yalanlıyorlar da Demet durup dururken. Geçen seneden beri diyor. Yani geçen seneden beridir uyarıyorum. İki tarafla da uyarıyorum dediğine göre. Demet akıllı kadındır biliyorsun. Bir şey görmeden. Tabii yani uyardığına göre. Sonra yine Gülşah'ın çok yakın bir arkadaşı var. O da bir kereden hiçbir şey olmaz diye bir şarkı yayınladı falan. Yani hepsi bir mesaj veriyorlar tabii. Yani. Ama neyse bir şey demeyeyim şimdi bir kereden yani bir şey olmadı herkes ama. Herkes bir mesaj veriyor. İki kereden olur Farto. Yani ben Deha ile ilgili geçen yılda yatta yakalandı karısı bastı diye duymuştum biliyor musun? Gerçekten evet. Mi? Bastı. Tabii şehir efsaneleri çok oluyor. Var. Tabii yani ya teknede, artık ya. Teknede basıldı. Yani. Ben mesela Deha'nın otururken. Oturduktan sonra da Gülşah'ın elini tutması falan. Onların bir samimiyetleri var yani. Hani bu görüntülerde bu arada yani, bir şey yok. Tabii. Bir samimiyetleri aynen. Var. Şey yok. Ve diyor ki mesela evine yakın olduğu için diyor. Oraya nerede gelir oturuyor ki Gülşah? Sen nerede onun evinin yakın olduğunu nereden biliyorsun müşterinin mesela? Yani, ben yani, çalıştığım bir yıl hiç bilmiyorum hiçbir evini. Hiçbir telefon konuşmanız oldu mu dedim. Hiçbir telefon konuşmamız bugüne kadar olmadı dedi. Mesela ben karısının yerinde olmuş olsam bütün telefon konuşmalarının şeyleri çıkarttırırım var mı yok mu? Ben sana bir şey diyeyim. Bu spontane de olabilir canım. Yani devamlı gidiyor ama oraya bir Demet Akalın geçen seneden beri ikaz ediyorum diyor. Doğru. Yani evet, o bir günlük bir şey evet. Değil bu. Bu süre gelen. Ama hani bu arada spontane de olabilir. Hani ve bunlar çift de çıkmışlar. Karısını da tanıyor Gülşah. Aynı, zaten yani. Gökhan'la tanıştıran da Deha. Deha'nın sahnesinde oluyor gerçekleşiyor. Gökhan Göz tanışması. Yani anladın mı yani? Çetrefil ötesi çetrefil. Bu arada Demet Akalın Gülşah Saraçoğlu takipten çıkartarak işte kartallar, kargalar bir göndermeli bir mesajda yayınladı. Ya yani, tabii oradaki olaydaki kara kutulardan birisi de Demet Akalın tabii. Demet biliyordur. Çıktıysa yani, takipten Demet çok şey biliyordur. Aynen. Sadece açıkça konuşmamıştır. Demet'in kocası kızıyordur. Doğru ben size söyleyeyim. Bak Okan bulaşma demiştir. Çünkü karı koca arasına girilecek gibi değil yani. Ama karı koca arasına girmiyor ki Demet. Çünkü, tam tersi diyor ki yani. İkisini de uyarıyor. Yapmayın etmeyin diyor. Yani şimdi 3 çocuk Deha'nın değil. Ya i̇kisi Deha'nın biri zaten aslında ilk evliliğinden evet, ama. Evet onu da söyleyeyim. Ama ben sana şöyle söyleyeyim. Deha'da en sevdiğim huyu zaten. Aşk, o çocuğa çok, sahip çıkıyor. %10 babası anlamda gibi yani muhteşem. Yani ikinci evlilikleri ya da neyse ne. Hani, İkinci evliliği kız, Aslı'nın. Kızın durumu iyi galiba değil mi? Aslı avukat ama çalışmıyor. Nasıl yani? Yani kızın durumu iyi doğru. Kızın durumu iyi. Değil mi? Evet. Ben de öyle biliyordum ama yakın çevresi öyle demiyor. Ama işte son zamanlarda tabii Deha'da çok çalıştığı için artık.
para kazanıyor. Ama yani Nihat'a sıfırdan geldi bir çocuk. Yani, hayır, ben hiç onların arasında yani belki de bizi çok enterese de etmedi aslında Dea'nın hani hayatı da. Son zamanlarda işte bu adam, Berdan Mardin'in karısı, Gülşah Saraçoğlu çok rezil bir eşkenar dörtgen oldular. O yüzden de hala bu rezillikleri ben çok utanıyorum ve gerçekten üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum yani. Hani bu kızı çok eskiden beri tanıdığım için bu kız kendini böyle paçavra haline nasıl getirdi? Aynen, ben de onun için üzülüyorum. Yani aslında çok, çok iyi bir kariyeri vardı. Aslında seninle birlikte güzel bir dostluğu vardı. Oradan çok güzel ilme kazanmıştı. Çok güzel dostluklara sonra devam etmeye başladı. Birlikte tanındı. Karakter çöküşü yaşadı. Yani kişiliksizlik yaşadı. Yani arkasından konuştuğu bütün kadınlara elbise dikiyor şu anda. Ve onların... İnanır mısınız ne kadar çirkin şeyler söylüyordu onların hakkında. Şimdi yani şimdi bir insan yani tükürdüğü kaba yani bilmiyorum bilemiyorum ki. Hani her türlü erozyona uğradığı karakterinde. Kocasını aldattı. Kocasını karşılaştım havaalanında. Ya dedim niye ayrıldınız, çocuğunuz var bilmem ne falan. Seren aldattı beni buradayken. Ben İstanbul'a geldiğimde beni evde bırakıp gidiyormuş adamın yanına. Kim adamın da ismini söyledi falan. Yani... Bu erozyon çok uzun zaman önce başladı ve şu anda çığ gibi büyüdü ve tepe taklak gitti yani. Yani inanamıyorum. Bir de gerçekten annesi falan muhafazakar, çok iyi bir kadın. Nasıl üzülüyorlardır bunun bu hale düşmesine, ya bu hale gelmesine. Düşünün ki Gülşah'ın geldiği hali şöyle tasvirleyeyim size. Düşünün ki Gökhan Göz Gülşah'la dalga geçti bu haberden sonra. Düşünün. Vehameti düşün. Ya dalga, Gökhan Göz dalga geçti ya. Bu haberden sonra... Ya bu olacak iş mi ya? Ama onlar bence ikisi... Yani bence üçü yılın çiftiler. Üçlü bir çiftler. Berdan Mardin'in karısı. Ay. Gülşah bu felaket ya. Felaket. Her çıkan beni en çok sevdi diyor. Gülkan nasıl bir gönlü varsa. Bak bir şey diyeceğim. Adam nasıl bir kandırır. Biz gerçekten bazen diyoruz ki ne var bu adamda? Sen biliyorsun değil mi? Bu adam en son şey neydi? Fotoş. Yerliler. Yetiyordu biliyorum. Fotoş yetkililer diyorum. Şey fotoş yetkililer. Yerliler. Şeyini, elbiselerini yıkıyor. Onu da aldatmış. Ya felaket bu. Erkekler çok müstahak her şey ya. Ya siz bu böyle kadınları paylaşamıyorsunuz ya. Süpersiniz yani gerçekten. Bu karede Deha'nın olmaması bizim tabii temennimiz. Umarım bu... Deha yalnız Deha... özür diledi. Mesafe koyamadım ben dedi. Evet, ama Deha da yani... Sütten çıkmış akla çok değil. Teşekkür ederim. Tabii yani, ki. Şimdi Deha'yı arada... ben 20 yıldır tanıyorum. Hani Deha'cığım hani... Yani. Yani. Tamam da aynen. Bu arada karşılıklı bu saygısızlıklar. Bence her ikisi de Aslı'ya. Burada Aslı, burada Aslı'ya yazık. Aslı çok şeker bir kız. Çok tatlı bir kız. Ben çok seviyorum onu. Çok. Ben de çok seviyorum. Asil bir kız. Ben çok sessiz ama ben tabii ki eşlerin yanında olduğum için her zaman tabii ki Aslı'nın yanındayım. Ki onun kesin olursun zaten. Ama bir şey söyleyeyim mi? Arto Deha özür diledi. Bu çok önemli bir şey. Bravo, hem hanımından hem de mesafe koyamadığım için dedi. İşte özür dilerim dedi. Mesafe şart. Yok, burada mesafe da yalnız ben anlıyorum onu. Sen de sanatçısın düşünsene. Tam çıkaracak. Orada yapabileceğim bir şey yok. Bu arada Gülşah niye sahneye çıkıyorsun? Şarkıcı mı ya Gülşah? Tanınır diye. Tanınan hayat, bir o kendisi kimlik çıkıyor diye. Kendisi. Kendisi tamam, çıkıyor. Zaten Gülşah'ın bütün amacı çocukluğundan beri, eskiden beri tanıdığım için hep şöhret olmak istiyordu. O zaman biliyorsun. Bir şarkı yapalım Gülşah. O konuşma tarzlarını falan hep biliyorsun. Gecenin hatırına hep bunları yapıyordu girelim. Böyle. Böyle bunları yapıyordu. Yani aslında onun derdi zaten şöhret olmak. Şimdi sen hiçbir modacı gördün mü? Böyle elbiseler giysin, kendisi gece kulüplerine gitsin, böyle böyle kıyafete ya. Bir iddiası olsun. O öyle, onu, ama çok kötü bir şöhret oldu. Şimdi şöhret her olmak kolay da. Her şeyi düşünüyorum tabii. Ya böyle yani. Rezil oldun yani. Baksana yani çok rezil oldu yani. Yani yazık günah bir dikiş atölyem var. Geliyorlar sana irili ufaklı. Ben şeyden dolayı bozulduğunu düşünüyorum. Bu camia kozmopolit ya. Buna gidenler arasında baktığın zaman gidip onun bunun kocasında beraber olanlar var. Bunlar arkadaşlık ediyor. Köyle yatan şaşı kalkıyor diye düşünüyorum. Yani hafif tipli kadınlar da buna çok gidiyor. Kocasını aldatmış. Yani ahlaki değeri. Sonra. Ama demek ki varmış onda da bir şey ki onlara benzedi. Bu eskiden böyle değildi yani. Çok eskiden böyle değildi. Tabii benim eskiden dediğim gibi 15 yıl ben 15 yılda insanlar evrim geçiriyorlar her türlü. Ben değişmeyeceklerini umduğum için beni de çok şoka uğrattı. Yani biliyorsunuz ben arkadaşlığımı kestim. Ve bana mesaj attı. Neden beni çıkarttın takipten falan. Ben de nedenlerini saydım. Git o nedenlerini. O yanındaki o
ucuz tiplere göster. Bak senin hakkında da bunu söyledi. Senin hakkında benim attım. Ha, yani o kadar şey. Çirkin yani. Ayıp şeyler yapıyor ki. Yani karakter olarak erozyona uğradı. Ve ben çok üzülüyorum ona. Sonunu da hiç iyi görmüyorum. Evet oğlu, böyle giderse. Oğlu için çok üzülüyorum. Çok sessiz sedasız bir çocuk. Duvara tosacak. Peki bu hikaye böyle umarım kapanır. Aslı ne der? Ne diyordu? Aslı çok bence hoş görmeyecek. Bence kıyamet koparmıştır o. Koparmıştır. Hatta kopardı bence zaten ama... Bu iş bitmez. Bitmez. Bence de bitmez. Bu evlilik bitmez. Yok canım niye bitirim ya? Kibariye sevgiler. Ben bu Kibariye gitgide anlamaya başladım. Aynen. Aferin Kibariye. Yani ne dedi? Bilmem neler. Okumadan ben, sizden daha iyi vallahi çözdü olayı. Ben bilmem olayım. Neler için dedi yuvamı yıkmam dedi. Doğru evet. Söylüyor. Kemal'im ama. Yapmaz. Kemal'im yapmaz. Hadi kapattık bu konuyu.